Kanalıma hoş geldiniz. Özgür Birlan ben. Bugün sizlere isyanlarla dolu, devrimlerle dolu çayın tarihinden bahsedeceğim. Çay, Avrupa'nın doğu ile ticaretinin genişlemesine temel sağlayan, İngiltere'nin doğudaki fiili sömürge hükümeti, Doğu Hindistan Kumpanyası'nın ticaretinin gelişmesine imkan sağlayan ve de önceleri lüks bir içecekken makineleşmeyle ve sanayi devrimiyle birlikte işçilerin sıradan insanların içeceği haline gelmiştir. Zamanla sudan sonra en fazla tüketilen içecek olmuştur. Ve denilebilir ki çayın öyküsü emperyalizmin, sanayileşmenin ve dünya egemenliğine giden yolun öyküsüdür. Çayın tarihi dediğimizde karşımıza bir Çin efsanesi çıkar. Milattan önce 2737-2697 arasında yaşadığı düşünülen Shennong bir gün içecek su kaynatırken bir rüzgar çıkar ve bazı yapraklar suyun içine düşer. Ve tarihte ilk çay böylelikle demlenmiş olur. Gel gelelim, bu efsaneyi sorgulamadan doğru olarak kabul edemeyiz. Çünkü hanedan yıllıklarındaki milattan sonra 3. yüzyıl anlatılarına baktığımızda çayı göremiyoruz. Bu sebeple söz konusu efsane hakkında gerçek onun milattan sonra 7. yüzyılda kaynaklara sonradan geçirildiğidir. Yani uydurmadır. Çayın Çin'e nasıl ve ne zaman yayıldığı belli değildir. Muhtemelen milattan önce 6. yüzyılda Buda olarak bilinen Siddhartha Gautama'nın kurduğu dine inanan Budist keşişlerin yardımıyla yayılmış olabilir. Ancak çaydan bahseden en eski Çin kaynağı Shennong'un sözde keşfinden 26 yıl sonrasına aittir ve Çin tarihinde altın çağ olarak görülen bir dönemde, yani Tang Hanedanlığı döneminde, milattan sonra 7. yüzyıl ve milattan sonra 10. yüzyıl arasındaki bir dönemde Çin'in milli içeceği haline gelmiştir. Çay Çin'de tarih boyunca çok önemli olmuştur. Milattan önce 6. yüzyılda yaşayan Laozi, çayın yaşam ikseninin temel taşı olduğuna inanırken 12. yüzyılda yaşayan Li Qi Lai, dünya üzerinde yakın olacak 3 şey: gençliğin yanlış eğitimle yozlaşması, cahillerce güzel bir resmin aşağılanması ve kaliteli bir çayın hatalı yöntemlerle ziyan edilmesidir demiştir. Çinlilere göre çay efsanelerle örülü büyülü bir içecektir. Mesela ejderha kuyusu çayı. Hongzhou'daki bir kuyudan rivayete göre bir ejderha çıkar ve bu çay adını böyle alır. 18. yüzyılda İmparator Qinlong bu çaya imparator çayı demiştir. Çin'in ünlü çaylarından biri olan kırmızı pelerin çayı hastalıklara iyi geldiğine inanılır. Şöyle ki, çayın adı bir hastalığının bu çayla iyileşmesi sonrası kırmızı pelerini çay ağaçlarına giydiren bir keşişten gelir. Da Hong Pao, yani kırmızı pelerin çayı ağacından toplanan çay için bugün Çinliler inandıkları bu efsaneler sebebiyle bu çaya son derece astronomik ücretler ödemektedirler. Avrupa raporlarına göz attığımızda ise çaydan ilk kez 16. yüzyılda bahsedildiğini görüyoruz. Ancak Avrupa'da ilk çay ticareti çayın raporlardaki ilk gözükmesinden yaklaşık bir yarım yüzyıl sonra 1610'da bir Hollanda gemisiyle olur. Avrupa'da çay 1630 yılında Hollanda'dan Fransa'ya, 1650 yılında da İngiltere'ye ulaşır. Çay hakkında hiçbir bilgisi olmayan Avrupalılar ilk başta yeşil ve siyah çayı iki farklı botanik tür zannetmişlerdi. Ayrıca kahveden evvel Avrupa'ya gelen çay pahalı olduğu için 17. yüzyıl Avrupa hayatında kendisine bir yer bulamamıştı. 18. yüzyılın başlarında İngiltere'de hemen hemen hiç kimse çay içmezken, yüzyılın sonunda yani 1699'da resmi çay ithalatı 6 tondan 11 tona çıkmıştır. Aslında çayın İngiltere'de yaygınlaşmasında Portekiz kültürü karşımıza çıkar. Şöyle ki, 1662 yılında Portekizli Braganza Prensesi Catherine, 2. Charles'la evlenerek İngiltere kraliçesi olduğunda İngiliz kraliyet ailesine ve İngiliz halkına çayı sevdiren Catherine olmuştur. Dersek bu pek yanlış sayılmaz. Rivayete göre kraliçe bir gün kraldan bir fincan çay ister ve kral şöyle cevap verir: "Biz İngiltere'de çay içmeyiz ama belki biraz biri olabilir." Böylelikle Catherine kraliyete özgü çay saati alışkanlığını başlatmıştır. Son derece pahalı olan çayın masrafını karşılayabilecek soylu hanımlar ve zengin burjuva eşleri kraliçeyi taklit ederek çayın yaygınlaşmasına katkı sağlamıştır. Çay zamanla öyle bir hale gelmiştir ki İngiltere'de çay içmek hanımefendiliğin simgesi olmuştur. Çay içmek kaliteli bir yaşantıya ve ince zevklere dair bir işaret haline gelerek ünlü 5 çayı fikrini de bu doğrultuda tam bir çay düşkünü olan ve Kraliçe Victoria'nın nedimesi Bedford Düşesi Lady Anna Maria başlatmıştır. Nedime kahvaltı ile akşam yemeği arasında çok uzun saatler olduğunu düşünmüş ve 1840 yılından itibaren saat 5'te ikindi çayını içmeyi rica etmişti. Soylular ve zenginler çayı bir keyif olarak görürken
alt sınıflarda çaya yüklenen anlamların değiştiğini kolaylıkla görebiliriz. Çay, sağlığına özen gösteren kişiler ve Püriten papazlar tarafından son derece olumlu karşılanmıştı. Kolera ve dizenterinin kol gezdiği, içme sularının hep şüpheli olduğu bir dönemde ki orta çağdan beri su yerine alkol tüketmek, özellikle bira içmek sağlığı olumsuz etkiliyordu ve bu doğrultuda çay bu derde bir devaydı. Mesela sanayi devrimiyle oluşan, işçi sınıfının arasında yaygınlaşan alkol tüketimini sonlandırmak için cin yerine çay gibi sloganlarla alkol karşıtı akım ortaya çıkmıştı ve bu akım özellikle Protestan Kilisesi'nden, siyasi çevrelerden destek alarak çay vergilerinin kaldırılmasında büyük katkı sağlamıştı. Böylelikle İngiltere'de çay ucuzlamış ve yaygınlaşmıştır. İngiltere'de çayı bergamotla lezzetlendirme uygulaması 1820'li yıllarda Çin'deki özel ve pahalı çayların örnek alınmasıyla başlar. Earl Grey çayının adı ise 1830'ların başında Britanya'da başbakanlık yapan 2. Earl Grey Charles Viscount Howick'ten gelir. 2. Earl Grey 1832 yılında önemli reform yasalarını yürürlüğe koymuş, 1833'te Britanya Doğu Hindistan şirketinin ticari tekelini ortadan kaldırmıştır. Earl Grey çaylarını tanıtan Londralı şirketler çayın bu adı nasıl aldığına dair pek çok efsane ortaya atmışlardır. Efsanelerden birine göre Çinli bir yetkili oğlunu boğulmaktan kurtardığı için Earl Grey'e minnet duyarak çayın tarifini vermiştir. Bir başka efsaneye göre de başbakana Çin'den gelen diplomatik bir heyet tarafından hediye olarak sunulmuştur bu çay. Ya da açık denizde çıkan bir fırtınada yelkenli bir gemideki bergamot yağı çayın üzerine dökülmüş ve Earl Grey bu çayı denemiş ve kendine özgü tadını çok beğenmiştir. Bu efsaneler uzar gider. İşin doğrusu Earl Grey hiçbir zaman Çin'de bulunmamıştır ve bu iddialar da hiçbir zaman kanıtlanamamıştır. Ayrıca Çin'de çayı tatlandırmak için bergamot kullanılması bilgisinden Avrupalılar haberdar da değildi. Hollanda, İngiltere, Çin ve Doğu Hindistan Kumpanyası üzerine yoğunlaştığımızda çay üzerinden emperyalizmin kendisiyle de tanışmış oluyoruz. 16. yüzyıl boyunca Hollandalılar Asya ile deniz ticaretinde Avrupa'nın önde gelen gücü olarak Portekiz'i tahtından etmişlerdir. Hollandalılar çayı ilk kez 1610 yılında Japonya'nın Hirado kentinden Texel'e Bentham üzerinden getirmişlerdir. 1637 yılında ise Batavia'dan dönüşlerinde tüm Hollandalı gemiciler için yanlarında çay getirmeleri zorunlu tutulmuştur. Küçük Hollanda'nın deniz aşırı ticaretteki başarısı acımasız bir yaptırım gücüyle olmuştu. 17. yüzyıl başlarında Hollanda'nın kuzey eyaletleri İngiltere ile ittifak kurarak Katolik bir dünya gücü olan İspanya'ya karşı bağımsızlık için ayaklanmışlardır. Amsterdam ve Zelanda'daki tüccarlar bir yandan ayaklanırken diğer yandan tıpkı İngiliz ticaret maceracıları gibi kazanç getiren deniz aşırı ticaret seferleri için gemilerini donatmışlardı. Dünyanın farklı bölgelerinde yapılan deniz ticareti büyük bir yatırım ve aynı zamanda büyük riskleri barındırdığından uzun vadede bu durum tüccarları ve onların bölgesel güçlerini aşmıştı. Bu durum hem Britanya'da hem de Hollanda'da tarihte ilk kez anonim şirketlerin kurulmasına sebep olmuştur. Londra'da 1600'de İngiliz Doğu Hindistan şirketi, Amsterdam ve Middelburg'da da 1602'de Hollanda Doğu Hindistan şirketi kurulmuştur. Her iki şirket kendi hükümetleri tarafından malların dolaşımı hususunda Avrupa ile Ümit Burnu'nun doğu tarafı arasında geçici süreliğine ticaret ekili haline getirilmiştir. Lakin bu durum karşılığında da her iki şirket hükümetlerine ödeme yapmak zorunda kalmıştır. Tekelin genişlemesiyle hükümete ödenecek meblağ artarken İngiliz hükümeti de 1609 yılında birbirini takip eden 3 yıl boyunca İngiliz Doğu Hindistan şirketi eğer herhangi bir gelir getirmezse sözleşmesini feshetmekle şirketi tehdit etmişti. Bu da İngilizler ve Hollandalıların sadece vergiyle değil doğrudan hükümet girişimleriyle de bu ticarete müdahil olduğunu göstermekteydi. Hollanda Doğu Hindistan şirketi ticari konulardaki serbestliğinin yanı sıra daha geniş egemenlik hakları aldığı için ilk başta daha başarılı olmuştu. Valiler atamış, ordu ve donanmayı görevlendirmiş, deniz yollarını korumak için kaleler inşa edebilmek gayesiyle yöneticiler ve devletlerle anlaşmalar yapmıştı. Böylelikle her iki anonim şirketi daha büyük ticaret merkezleri kurmuş, bölgesel hakimiyeti ele geçirmiş ve yeterli sermayeyi toplamıştır. Bu noktada çaysa son derece büyük bir katkı vererek İngiliz Doğu Hindistan şirketinin çay tekelini ele almasıyla dünya gücü haline gelmesinde kilit bir rol oynamıştır. Bu iki şirketin faaliyetleri olabildiğince karlı ve güvenli olmuştur. İber Yarımadası'nın Katolik güçlerinin yani İspanya ve Portekiz sömürge imparatorluklarının aksine misyonerlik çalışması yapmamış ve çıkarları için zor kullanmaktan da vicdanen bir huzursuzluk yaşamamışlardır. 18. yüzyılın sonundan itibaren sanayi devrimiyle askeri ve ekonomik yönden güçlenen Britanya, çay gibi lüks ürünlere artan taleple kendilerine yükseltmişlerdir.
yüksek bir yaşam standardı getirerek Hollanda'yı ticaret rekabetinden uzaklaştırmakla kalmayıp 1815'te Napolyon ordusunda inip Afyon Savaşı'na yani 1839-1842 tarihine kadar Çin'in iç ticaretinde neredeyse tekel olmuştur. Tarihteki en başarılı anonim şirketi olan İngilizlerin Doğu Hindistan Kumpanyası hatırı sayılır bir kazanç elde etmişti. Bu kazancı ticarette sadece çayla değil gemilerle Avrupa'ya taşıdığı Çin porselenlerinden de elde etmişti. Bu tekel şirketin İngiliz hükümetiyle o kadar iyi bir ilişkisi vardı ki Çin çaylarının yaklaşık 5'te 1'inin yeniden ihraç edildiği Amerikan kolonilerinde bile fiyatları ve marjları bu şirket belirliyordu. Ancak İngiliz Doğu Hindistan Kumpanyası bu rekabetsiz üstünlüğünü çayların fiyatını abartılı şekilde yükseltmek ve kraliyet ile hükümetin çaya ek vergi getirmesi için kullandığından sistemin çöküşünün yakın olduğu tahminleri yapılırken bu kötü durum karşısında sahtecilik, artıkların karıştırılması artmıştı. Yani bunu biraz açarsak Thomas Twing'in parlamentoya sunduğu dilekçeden anlaşıldığı üzere piyasada çay diye dişi budak yaprakları kurusu ve koyun dışkısının karışımı satılıyordu. Ve kaçakçılık Çin'de İngiliz ana yurdunda ve çaylarını Karayipler'deki Hollanda çiftliklerinden daha ucuza ve yasa dışı yollarla satın alan Amerikan kolonilerinde kol gezmekteydi. Hal böyle olunca kaçakçılar vergi ödemedikleri için kaçak çay daha ucuz ve daha popüler oluyordu. Piyasada kaçak çaylar rağbet gördükçe kumpanyanın çayları satılmaz olur ve depolarda yığınlar halinde birikmeye başlayınca İngiliz hükümeti kumpanyadan yana bir tavırla Amerikalılara karşı 1773 tarihli çay yasasını çıkararak borcunu ödemesi için kumpanyaya 1.4 milyon sterlin devlet kredisi, doğrudan Çin'den Amerika'ya çay sevkiyatı hakkı ve de son derece kurnazca bir şekilde vergi indirimi hakkı tanır. Lakin bu vergi indirimi de son derece ilginçtir. Kumpanya daha yüksek tutardaki İngiliz ithalat vergisini ödemeyecek, daha ucuz olan Amerika vergisi ödeyecekti ödemesine. Ama bu vergiyi de kumpanya değil, kumpanyanın Amerika'daki temsilcileri ödeyecekti. Yasa yürürlüğe girip kumpanyanın çay yüklü gemileri Amerika'ya ulaşınca yük boşaltması engellenerek 16 Aralık 1773'te Mohav Kızılderileri gibi giyinen bir grup protestocu Boston limanındaki Dartmouth, Eleanor ve Beaver gemilerine çıkıp 342 kasa çayı 3 saat içinde denize döktüler. Bunu diğer limanlarda da benzer çay partileri izledi. Ve bu yaşanan protesto tarihe Boston Çay Partisi olarak geçerken İngiliz hükümeti hala kumpanyanın çıkarlarını korumakla meşguldü. Şöyle ki Mart 1774'te İngilizler kumpanyanın zararları karşılanıncaya kadar Boston Limanı'nı kapattıklarını ilan ediyorlardı. Böylelikle bu çay anlaşmazlığı 1775'teki Amerikan Bağımsızlık Savaşı'na giden yolu açarken İngiltere'nin Amerika'daki sömürgelerini kaybetmesine sebep olmuştu. Sonuç olarak Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda Birleşen Devletler çay içen bir tabağdan, çayı reddeden ve kahve tiryakisi olan özgür bir millete dönüşmüştüler artık. Videonun sonuna geldiğimiz bu anlarda ifade etmek gerekir ki günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçası olan çay, bugüne değin dünyada siyasi devrimlere sebep olduğu gibi Çin özelinden konuyu ele aldığımızda ülkelerin sömürülmesine, İngiltere açısından da ülkelerin zenginleşmesine sebep olurken emperyalizmin ne olduğunu göstermesi bakımından da tarihi bir örnek olmuştur. Bundan başka olarak insan sağlığına, yararından ötürü de sanayi devrimi öncesinde sağlıklı işçi emek havuzu oluşturduğu gibi popülerliği arttıkça kapkacak talebinin de artmasını yol açarak yeni bir sanayi kolunu doğurmuş ve ticareti canlandırmıştır. Bugün üzerine çok düşünmediğimiz, göz ardı ettiğimiz bir maddenin dünya tarihini nasıl değiştirdiğini sizlere göstermek istedim. Beni izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sadece kanalımı bu şekilde büyütebiliyorum ve daha fazla kişiye ancak bu şekilde ulaşabiliyorum. Şimdiden destekleriniz için size çok teşekkür eder. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakmanızı dilerim.